4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali'nin tanıtım toplantısı bugün Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 2016 yılının Nisan ayında başlayacak olan Bienal'de Türkiye'den ve dünyadan binlerce öğrenci sanatsal performanslar sergileyecek. Gerçekten bize uyandırma servisi oldunuz ve sanatla dolu uyandık. Ne kadar güzel. Çok güzel bir proje. Sizden dinleyelim efendim. Şimdi aslında bizim bir derdimiz var. Ve bir derdi olan, ya yani bu derde ortak olan çok fazla kurum var. Hep bir araya geldik, ciddi bir sinerji oluşturduk. 2010'dan beri böyle çok böyle zorlanarak geldik ama artık iyi bir noktaya geldi. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bu kadar gencimizin, bu kadar çocuğumuzun olduğu bir ülkede çok övünüyoruz ama biz bunları iyi eğitemezsek, yaratıcı endüstrilerle bağlantılarını güçlü kuramazsak başımıza çok ciddi bir bela geliyor demektir. İşte bu kaygıdan yola çıkarak çocuklarımızın yaratıcı potansiyellerini geliştirebilecekleri, toplumun geniş kesimleriyle bu ürettiklerini paylaşabilecekleri bir mecra yaratıyoruz. Ama temel derdimiz çocukların yaratıcı potansiyellerini geliştirebilecek bir habitat yaratmaya çalışıyoruz. Onun için resimden, heykele, fotoğraftan, videoya, performanstan, dansa birçok sanat disiplininde ürettikleri çalışmaları İstanbullularla buluşturmaya çalışıyoruz. Bunun iki şeyi var, çıktısı var. Birinci çıktısı, bir insan sanatla bulaşırsa estetize olur, incelmiş bir ruha sahip olur. Çünkü sanat biraz damıtıyor insanı. İnsanı insanlaşma yolunda önemli bir kilometre taşı. Birinci hedef bu. İkincisi de ülke ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunacak yeni yaratıcıların yetişmesini istiyoruz. Çünkü biz çok ciddi ekonomik hedeflerimiz var. Bu ekonomik hedeflere Türkiye toplumunun refahının daha yükseğe çıkabilmesi için bizim başka bir üretim biçimine geçmemiz gerekiyor. Burada da temel koşul çocuklarımızın yaratıcı potansiyelleriyle ürettikleri inovatif çalışmalar. Endüstriler yaratacaklar, tasarımlar yapacaklar, markalar yaratacaklar ama bunun yanı 30-35 yaş değil bunun yaşı. Bunu anaokulundan başlayarak verebileceğimiz temel bir eğitimle bunu sağlayabiliriz. Onun için bunu çok önemsiyoruz. Anaokulu önemli. İlk öğretim zirveye çıktığı zaman ama lise ve ergenlikten sonrası çok geç yaratıcılık için. Onun için biz çocuklarımızın, İstanbul'daki çocuklarımız ve Türkiye'deki bütün çocukların yaratıcı potansiyellerini sergileyebilecekleri bir mecra yaratıyoruz. Üretsinler, başvursunlar, çocukgençlikbienal.org adresinden başvursunlar ve onlar da İstanbul'un yaratıcı potansiyelinin bir parçası haline gelsinler. Bütün çocuklarımıza kapı açık. Tabii tabii, bütün Türkiye'deki bütün çocuklara kapımız açık ve İstanbul'un birer sanatçısı olacaklar. 7 yaşında, 4 yaşında, 10 yaşında, 18 yaşına kadar herkese açık. Ve onları bu yaşlarda yaratıcı potansiyelleri, ürettikleri projeleri büyük geniş kitlelerle paylaşacakları bir mecra yaratıyoruz. Sanatçı olmaya bekliyoruz çocuklar sizi. Dünyada bir ilk olan ve bu yıl 4.sü düzenlenen İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali Uyandırma Servisi Günaydın konseptiyle 2016 Nisan ayında başlıyor. Uyandırma Servisi Günaydın. Burada aslında söylenmek isteyen şey çok net. Gençlerimiz, çocuklarımız geleceklerini keşfetmek istiyorlar. Kendilerini, kendi kariyer planlarını, ne iş yaparlarsa başarılı olacaklarını anlayacakları en güzel, en doğru alan kültür sanat hayatı içerisinde kendilerini tanıma fırsatı. Uyandırma servisiyle aslında biz demiş oluyoruz ki gençlere ve çocuklara, siz kültür sanatın farklı disiplinleriyle başarılı olacağınız alanları, kültür hayatında başarılı olacağınız alanları keşfederek bir anlamda kendinize aynı tutmuş ve hangi alanda, gelecekte hangi işi yaparsanız başarılı olacağınızı da öğrenmiş olursunuz demiş oluyoruz. Beyoğlu Belediye'mizin ev sahipliğinde 4.
İstanbul Gençlik Sanat Bienali'nin açılışını, daha doğrusu basın duyurusunu bugün yapıyoruz. Birlikteyiz. Çocuklarımızın, Sulukura'dan gelen çocuklarımızın biraz okulu, okul kültürünü, okul ortamını eleştiren eserleri güzeldi. Siz nasıl izlediniz efendim? Doğrusu şöyle... Olgunlukla karşıladınız ama çok da güzellerdi ve çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Yani eleştirel bir bakış. Evet. Ama bizim de demek ki okulu yeniden düşünmemiz gerekiyor. Zaten bu tür sanat etkinliklerinin amacı da çocuklarımıza okul ortamında kazandıramadığımız, veremediğimiz, hem çocukların bireysel gelişmeleri, kendilerini ifade etmeler bakımından sanat eğitimi tabii çok değerli. Ama eksik kalıyor. İşte belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla da bunu birlikte vermeye çalışıyoruz. Ama bunu daha çok odağında eksen olarak çocuklar bizzat kendi yaptıkları eserleri sergiliyorlar, etkinlikleri yapıyorlar. Bunun güzelliği de bu. Bu vesileyle yüzlerce okulda, binlerce öğrencimizle, öğretmenimizle yapmış oldukları çalışmaları sergileme, kendilerini bu anlamda ifade etme, sanatın gücünü fark etme, kendilerini keşfetme imkanı buluyorlar. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu dördüncüsü, 2010 yılında birincisi yapılmıştı. İstanbul o dönemdeki 2010 ajansla birlikte yapıldı. Gazi Selçuk Bey bu işe çok büyük emek verdi. Şu anda da zaten onun gayretleriyle yürüyor. Ama her yıl çeşitli kuruluşlar, kurumlarımız, ki bu sene Beyoğlu Belediyesi değerli başkanımız ev sahipliği yapıyor. Biz de insan kaynakları ve okullarımızla, öğrencilerimizle bu Bienal'in devam etmesi, sürdürülebilir bir proje olarak da doğrusu değerli buluyoruz. Ve keyif alıyoruz. Her şeyi kırmışlar fakat gözyaşını süremez. Bu böyle süremez. Senin ilhamın, sevdanın, imdanın, dermanın benim. Senin insafın, vicdanın, iştahın, hayatın benim, benim, benim. Evet, benim, hey. Bienal'in bu yılki sloganı uyandırma servisi. Ama biz bugün sayenizde sizinle birlikte uyandık. Çok güzeldiniz. Öncelikle kutluyorum sizi. Sözcü kim konuşmak ister önce? İstediğinize sorabilirsiniz. Çok güzel bir ekip. Harikasınız gerçekten. Ben bir daha tebrik etmek istiyorum. Biraz bu ekipten bahseder misiniz? Tabii ki de. Biz Sulu Kule Sanat Atölyesi'nde bir araya gelen, hip hop kültürünü yaşatmaya çalışan bir ekibiz. Yaklaşık 6-7 yıldır bir atölyemiz var, Sulu Kule Sanat Atölyesi. Orada çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Sonra çok güzel bir ekip çıktı ortaya. Hip hop'a dair bir fidanlar ektik ve artık onların yavaş yavaş meyvelerini topluyoruz çocuklardan. Bugün de bizi çok gururlandırdılar. Çok güzel. İlk defa rap yapan dansçı bir kız arkadaşımız vardı. Onlar için de özel bir andı. Bence onları... İlk defa. Bu kadar yöneticilerin, siyasilerin karşısında ilk defa bu kadar özgüvenli. Takdire şayan bir durum. Ya gerçekten ben de çok şaşırdım ama ilk defa, bilmiyorum yani, tuhaf bir duyguydu ama güzeldi yani, eğlendim. Eğitim müdürümüz de var. Aynen, normalde ben dansçıyım. Asil ısrar edince hani yap diye ben de yaptım. Müdürümüz sizi izledikten sonra sahnede, aslında ben de düşündüm kendi kendime, bazı şeyleri sorguladım dedi. Sorgulatabilmek ne kadar önemli değil mi? Kesinlikle öyle. Bizim de amacımız bu zaten yani. Ön yargılara karşı çıktığımız bir yolda böyle geri dönüşler almak hepimizin başarısı yani. Herkesi çok seviyorum, çok sağ olun. Peki eğitiminiz? Kaçıncı sınıftasınız? Hepinizin yaş aralığı farklı. Ben okullarda açık öğretimdeyim, ben son sınıf bu sene, lise. İşte ilkokuldan var, ortaokul var, üniversite var. Aynen. İşte hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz onlara abilik, onlar bize kardeşlik. Gidip geliyoruz, birbirimizden öğreniyoruz, pay çıkarıyoruz. Sanat ne kattı hayatınıza? Bu kardeşliği, bu birliği, önemli sorumluluk almayı mesela, sabahın 9'unda buraya gelmeyi. Yani bizim için pek kolay olmadı. Sabah 9'a zor gidiyorlar buraya. Koşarak gelmişsin. Yok, araba aldı.